bir şey diyeceğim. Tam altına duruyorum. Bir şey olmaz. Allah. Sen söyleyeyim mi ben? Söyle. Yorum Oscar'ları geliyor arkadaşlar. Yorum Oscar'ları. Hem de ödüllü mü ödüllü. Evet. Fant'tan 500 TL'lik bir hediye paketi evet. göndereceğiz arkadaşlar. Peki işi sorabilir. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili abonelerimiz nasılsınız? Biz iyiyiz. Bahçe işleri yine tam gaz devam. Bayram yaklaşıyor. Hem bahçede hem evde bir bayram hazırlığı başladı. Bayram temizliği, evet. bahçe temizliği vesaire gelecek misafirlerimize güzel vakit geçirmek için. Yani neredeyse her videoda aynı cümleyi kuruyorum ama birkaç gün, önümüzdeki birkaç gün yağmurlu olacak. O nedenle yine biz hemen bu fırsatı değerlendirip bahçe işlerine tekrar dönüş yaptık. Biliyorsunuz İstanbul'daydım, yeni döndüm. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz ben izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten deniz için çok keyifli bir gün olmuş diyeyim. Macera dolu, biraz korku dolu. Neyse ki eve sağ salim döndüğü için ben özellikle o ayıdan kaçtığı görüntüleri gerçekten kahkahalarla izledim. Çok keyifliydi benim için. Ara vermeden tam gaz. Kızım ayakkabının teki nerede? Ara vermeden tam gaz bahçe işlerimize devam ediyoruz. Bugün yardımcı kuvvetleri çağırdık. Engin abimiz burada. Var. İstanbul'dan bir arkadaşım Filiz'i getirmişti. Onunla birlikte bugün yapacağımız şeyi yapacağız. Aslında gene yoğun bir gün. Dışarıda bambama bir yemek hazırlayacağız dışarıdaki ocağımızda. Arkamızda bir çardak var. O çok yamuk duruyor şu an, devrilmek üzere. O çardağı komple baştan bir daha bir yapacağız. Ayaklarını vesairelerini düzenleyeceğiz. Ufak tefek gene boyama vesaire işleri yapacağız. Yani yetiştirebildiğimiz kadar, biliyorsunuz işte tam bayramüstü bahçede bu boyası yarım kalan bir duvarımız vardı. Ben İstanbul'a gidince de askıda kalmıştı. Bunu tamamlayacağız. Fırsat bulabilirsek, yetiştirebilirsek zaten bugün şimdi Deniz'in yapacağı iş çardak. Evet, çardak kısmı biraz hareketli olacak. Ben de bu arada bambam için yemek pişireceğim. O zaman arkadaşlar iş çok gene, hız kesmeden başlayalım. Başlayalım. Haydi bakalım. Engin abi de tanıştıralım. Yedek kuvvet. Evet. İstanbul'dan sağ olsun Filiz'i getirmişti. Bugün çardağı birlikte yapacağız Engin abiyle. Boyama işi de yapacağımız için fırçalarımızı tinele yatıralım. Daha önceden tinele koymamışız. Yani fırçamız vardı. Şöyle bir kap yaptık bunun içinde. İstanbul'dan gelen misafir çalıştırıyoruz. Durum budur yani şu an, değil mi Deniz? Evet, artık sen misafir sayılmazsın Emine abi. Bunlar şöyle bir yerde dursun, sağlam. Mia, salıncağına hoşça kal de. Onu daha güzel bir yere yapacağız sanırım. Çok yamuk duruyor. Ya şöyle bir küçük de göstereyim. Böyle asmalar da minik minik çıkmaya başladı. Biz artık orası iyice karışık, hani sarmaşıklar yoğunlaşmadan bu çardaktaki yamukluğu bir giderelim istedik. Şöyle göstereyim hatta. Buradaki alana da çok fazla gelmiş. Yani şuradan dümdüz gelmesi lazım. Şu direkleri falan bu hizaya alacağız ki buradaki çimen alanda da yapacağımız evet. bir bölge olursun. Evet, çim alanda da çok yer kaybetmek istemediğimiz için yapmak istediğimiz işlem bu direkleri birazcık daha geriye almak. Bir de yamuk duruyor zaten hafif. Şuradan zaten belli. Yani bakın burada bu hizada başlıyor. Yani bir ayak yok. En son bayağı bildiğiniz burada. İki adım neredeyse. Evet. Yani yarım metreden biraz fazla. Bir de yapabilirsek eğer, zannediyorum değil mi Deniz? Şu duvarla yani en son direkt arasında da bir mesafe var. Yani bu kısımda da bir bitiştirme ya da belki komple aynen, bu direkleri de buradan bir şey düşünüyoruz. Bakalım. Bakalım. Yapabilirsek güzel olacak. Fakat çimler çok güzel oldu. Gerçekten. Evet, hatta biçme makinesine ihtiyacımız var şu an ama. Biçilmesi lazım da çim biçme makinesi henüz ayarlayamadık. Bir direk gitti bile. O kadar da taşıyıcı değilmiş. Herhangi bir sarsıntı hissetmedik. Şurada. Ama bunu da kesmemiz lazım. Metre ihtiyaç var mı? Zaten şu an yamuk duruyor. Öyle bir ölçüde olmaz ki. Yamuk tutarak ölçü aldım. Şuradan yapalım istiyorsan abi. Çürük, evet, çürük olan taraf.
Evet, o çürümüş parçala gitti en azından. Rambama yemek yaparken yakalım. Düz. Yani üstten çok hafif sola doğru, benim soluma doğru ittirebilirsin çok hafif. Ama düz yani. Onun ah yavaş. Çiçeklerin içinden çekiyorum size. Çok romantik görüntüler kaydediyorum şu an. Engin abi lütfen söyleyeceğin şey bu böyle olmaz. Olmasın. Başka bir şey söyle. Umut vaat eder. Ya burayı asmalar falan kapatınca çok güzel olur ama ya altı. Niye bir yere mi gidiyorsun? Ne o Mia? Bambam'a yemek yapacaktık onunla. Havuç mu aldın aşkım? Ama onu Bambam için yapacaktık. Güzel mi? Daha kuvvetli. Şahit servisin üstünden. Baba! Baba! Güzel sesleniyor ya. Baba! Ben de sıfır yap daha güzel. Diyeceğim. Tam altında duruyor. Bir şey olmaz. Değil mi? Öyle mi? Ne olur ne olmaz değil mi? Dikkat edin beyler. Allah. Niyacım dikkat et. Aman dikkat edin. Mia'cığım sen gelir misin? Dandu. Bakayım sana. Bir bakayım sana. Merhaba. Bay bay yapar mısın anne? Anneye bay bay. Mia. Bay. Bay. Yapraklarımız. Lazım dur dedikten sonra. Niye böyle bir yere kadar gidiyor? Yardıma geldi yardıma. Otur oğlum bekle. Efendim anneciğim. Havuç. Ne güzel havuç dedin. Bir daha der misin? Ne? Havuç. Ne güzelsin annem sen, ne güzelsin. Deniz havuç diyor, çok tatlı ya. Ya evet fazla ya, kalıyor bayağı. Biraz daha getireyim mi? Deniz sen bence Engin abiye yardıma geç şimdi. Orası çünkü şey. Ay sen bak. Ben şöyle ay ay Mia Mia. Aps. Takıldı alttan. Azıcık geri çekmeniz lazım önce. Açık, açık ben ha. İndireyim şimdi. Fazla. Biraz şöyle ittireyim, sen dışarıya mı içeriyorsun?
dikkat et, akrep makrep oluyor ya orada burada. Çok temiz olmadı mı arkadaşlar? Evet evet, yani şu kadar mesafe bize yine yeşil alandan kazandırmış oldu. Çünkü kesiyordu bir şekilde yani görüntüyü. Deniz, Engin abi söylediği gibi de mantıklı aslında. O zaman şuradan geçiş için ve çiçek ekimi için falan da yeri daha hiç bölmemiş olur. Şöyle saracağız, sabitleyeceğiz, o ayak olmayacak. Tamam, başka hiçbir şey olmayacak mı? Olmayacak. Ha, burada bitiriyorsun. Evet. Devam da ettirmeyeceksin. Buradan şuraya sadece belki buna bir destek yaparız, tele direkt. Sarmaşığı taşısın diye sadece. Sarmaşığı taşısın, aşağıya düşürsün diye. Yine aynı ağacın üstünden getirdin. İstiyorsan öbür daldan geçir bu sefer. Yok, işte, sen ben de önden getir abi. Buradan mı? Şuradan mı? Bağlamadan önce bile çok kötü değildi yani, sağlamdı. Direkt şu an taşıyor ama. Abi taşımıyor direkt. Yani burada oldu. Gözükmüyordu değil mi öyle çok? Tamam. Bak şunu gel bak, şunu şöyle bağladım. Yetmez mi Deniz'cim ya? Yeter mi? Tamam. Yeter değil bence. Ya bu şekilde. Çekmek için de şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. Bekle. Ne yaptın? Ha? Ha? Tamam işte. Lazım. Buradan yolu da kapar. Evet. Burayı da alman lazım. Sarmış zaten bundan seni. Peki iyisi. Evet. Epey. Evet, bu kadar malzeme arttı. Yani. Bu kadar yükten kurtulduk gibi yani, görüntüyü bayağı bir... Ya burada kocaman bir yer açıldı ya. Kirletip, evet. Ya şimdi belki buraya masa salınacak vesaire bir şey yapmak için bir alan oldu aslında. Başta mesela sandalye şey koymak istersek salınacak. Şimdi Bambam'a yemek pişireceğiz. Biliyorsunuz köpeğimizin mamasını evde gayet ekonomik bir şekilde kendimiz yapıyoruz. Şimdi onu daha da ekonomik hale getirmek için bahçede... Tarifini istiyorlarsa bakabilirler. Evet, daha önce de bir video paylaşmıştık ama bu defa artık Deniz'in yaptığı taş ocakta bahçede pişireceğiz artık. Kemikler var. Biraz kemik ve sakatat. Evet, kemik ve sakatat. Kemikler kaynayana kadar bize sebzelerini doğrayalım. Burada patates, kereviz, havuç, kabak. Bezelyede normal bezelye olmadığı için şu an konserve kullanacağım. Mevsime göre farklı sebzeler de koyuyorduk. İşte brokoli, karnabahar gibi. Ama şu an onlar yok. Mevsim değil. Şimdi biraz da böyle kaynatıp... Evet, birazdan Deniz zaten ilçeye gidecek. Gelirken de ona yulaf sipariş ettim. Biraz da bu şekilde pişirelim. Sonrasında da yulaf koyup bitireceğiz.
Ekleyemeyeceğim. Ay bir de ben. Hamile ve erik. Hem de ekşi. Yeter. Afiyet olsun. Bam bam yaşıyorsun şu hayatı bak. Yaşıyorsun oğlum şu hayatı. Ne haber yakışıklı? Ne yapıyorsun? Var, ne yapıyorsun? Basak mı? Biliyorsun 15 dakika karıştırmak gerekiyor. Bir önceki okulda yayını yapmıştık biz de. Değil mi? Hmm. Yağlı boyadı özellikle. Sinerle karıştırayım. Buradan biraz daha koyayım mı ben? Yok. Yeter mi oraya ve şeyin komple duvarına? Evet arkadaşlar, şimdi kapımızın dış çerçevesini mavi, aynı zamanda bu kireç vurmadığımız yeri de kireç vurup tekrar bir kömürlüğümüze de kireç vurup burayı daha böyle güzel temiz bir hale getireceğiz. Burası da gayet temiz oldu. Artık direkler ortaya kadar gitmiyor. Dümdüz. Kapımızı maviye boyadık. Duvarımızı tekrar kireç yaptık. Buradaki direkleri de iptal ettik. Şuradaki direği de iptal ettik. Onu ağaca bir şekilde sabitledik. Ve değil mi Filiz Hanım? Burada da bir alanımız oluşmuş oldu. Evet. Asma yaprakları kapattığında oturma alanı gibi düşünebiliriz. Yine şurada çiçeklendirme yapacağız zaten. Onun haricinde bir de ben böyle çok heveslendim. Bahçe için böyle askılı saksılar aldık. Buradan belki aşağıya böyle sarkacak çiçekler olabilir. Ne tavsiye edersiniz? Ne ekelim bunlara? Ne yapalım? Yani ben biraz böyle kokulu işte Yasemin gibi, hanımeli gibi çiçekleri çok seviyorum ama bu saksıla uygun mu bilemiyorum hiç. Çiçek yetiştirmedim açıkçası. Bu ilk tecrübem olacak. Şurada da birkaç tane renk de aldım ama belki farklı bir yere koyabiliriz. Çimenlerimizi biçmemiz lazım. Çim biçme makinemiz yok. Akyazı civarında çim biçme makinesi olan bizi izleyen abonelerimiz varsa. Oralara yine çiçekler koyabiliriz. Var yani planlarımız, projelerimiz. Belki biliyorsunuz bu kısmı dinlenme alanı olarak düşünmüştük. Buraya da duvar dekoru gibi bir şeyler yapabiliriz. O zaman burası kısmında yani duvar da güzel gözükecek bir boya yapılacak. Sonrasında da böyle süsleme işleri yapacağız yani bu kısım için. Öyle düşünüyorum bakalım. Deniz ağacındaki nazar boncuklarımı gördün mü? Daha asacağım ama buraya. Bir sürü aldım denemek için koydum bunları. Çok güzel baksana şuna bak. Bak bembeyaz olacak onlar. Ortancayı çok seviyorum. Onun gibi bu da yuvarlak böyle güzel bir çiçek. Bu arada Mia artık giremiyor arkadaşlar. Kaldım şimdi burada.
aşkım. Şu arkasına bir tane engelleyici tahta çaktım. Biliyorsunuz sık sık buraya geliyordu. Artık kapıyı açamıyor hanımefendi. Ama Bambam'ın havucunu almış, onu yiyor. Gene bir boya gününden. Saatime getirmedim ama onu çıkartmayı unutmuşum. Bayağı dikkat ettim. Saatim sağlam. Peki. Ama onun haricindeki her yerim, değil mi? Suratım nasıl? Gözlükler bile aşkım. Gözlüklerinde bile şey var yani, boya var. Biraz boya olduk ama çok güzel oldu arkadaşlar. Temiz oldu. Bayram hazırlıkları aslında bunlar. Bayram için bahçemizi Evet. Şu an en azından bu kısmını bitirmiş olduk. Boya tamam, daha boyanacak bir yer yok burada. Aynen. Her taraf temiz oldu. Bu çardak hakkında aslında çok endişeleniyorduk. Olur olmaz, nasıl olur, nasıl yaparız. Çardak da çok güzel, çok temiz oldu ve burası çok temizlendi. Ya o benim Deniz'e yardımcı olabileceğim bir konu değildi. Çünkü bayağı yani biraz güç gerektiren Evet. Bir işti. O nedenle Engin abi sağ olsun. Engin abimiz de yaptık. Bugün yardımcı oldu. Hem de böyle tamamen bozuk bir sıfırdan yapmaya gerek kalmadan bir şekilde Evet. Deniz ve Engin abi bu işi çözdüler. Aslında baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 tane ayağı iptal ettik. Evet. Sadece bir tane ayak burada tutuyor, 2 tane ayak orada var. Burada da ağaca monte ettik aslında ama güzel oldu. Yani çok da bize yer kazandı. Evet, yani aşağı yukarı belki yarım metreden fazla yer kazandırmıştır diye tahmin ediyorum. Bir de çim alanın ortasında o direkler uzuyordu. Evet. O bölmesi, kesmesi falan bizim çok istediğimiz bir şey değildi. Güzel de durmuyordu. Evet, istediğimiz güzel gibi böyle. Oldu. Daha modern ve daha yeni oldu. Çok çürümüş tahta da vardı, onları da yeniledik. Evet, temizledik. Asma yaprakları da orayı kapatınca çok güzel bir çardağımız olacak yani. Bu arada arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz demek ki beğendiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Çok seviniriz. Çok yorumlarınız da bizi çok mutlu ediyor. Evet, her geçen gün büyüyen ailemizde sizleri de gerçekten görmek bizi mutlu eder. İletişim kurduğunuzda, bize tavsiyelerde bulunduğunuzda çok memnun oluyoruz. Çok olumlu dönüşleri oluyor. Çünkü bilmediğimiz işlere soyunmuş bir vaziyetteyiz. Hem bu çekimler anlamında hem de işte bahçe işleri vesaire köy yaşamıyla alakalı çok acemiyiz. Ama bir şekilde rotamızı sizin de yönlendirmelerinizle buluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Videonun başında söylemiştik. Şimdi burada bir hafta, bir buçuk hafta kadar daha yağmur yağacak ve yine aslında biraz evde olacağız. Aralarda tabii ki dışarı çıkıp bir şeyler yapabilirsek yaparız ama aklımıza şöyle bir konu geldi. Bir video konusu geldi. Siz ne dersiniz? Siz ne dersiniz? Bununla ilgili de iki bölüm çekeceğiz arkadaşlar. Söyleyeyim mi ben? Söyle. Yorum Oscar'ları geliyor arkadaşlar. Yorum Oscar'ları, hem de ödüllü. Evet, iki bölümden oluşacak bir yorum Oscar'ları geliyor. Bu videoda dahil şimdiye kadar yapılan tüm yorumları biz Filiz'le aramızda değerlendireceğiz ve sizin oylarınızla seçilecek bir liste oluşturacağız. İşte en komik yorum, en yapıcı yorum vesaire gibi bu kategorileri de belirleyeceğiz. Bir sonraki bölümde bunu göreceksiniz. Bölümde tanıttığımız yorumları siz sonra topluluklar bölümünden bizim oluşturacağımız anketlerden yorumlayacaksınız. Yani biz kategorileri belirleyip size seçenekler sunacağız. Bunların içerisinden de sizin oylama yapmanızı isteyeceğiz. Oylama yapmanızı istiyoruz. Adil bir şey olması açısından da sizin değerlendirmenizi rica ediyoruz. Çünkü sonunda ödül var arkadaşlar. Evet. Fant'tan 500 TL'lik bir hediye paketi Evet. Göndereceğiz arkadaşlar. Peki bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu videonun altında yapılacak yorumlar dahil mi? Bu videonun altında yapılacak yorumlar da dahil. Bu video ve şimdiye kadarki tüm yorumlar için işte en yapıcı, en komik, en güzel, yani bu kategorileri dediğimiz gibi bir sonraki videoda belirleyeceğiz ve size sunacağız. Hı hı. Bu yorumlar sizler tarafından onaylanacak ve birincilerine hediyeler gönderecek. Evet. Hediye neydi? Çorap paketi göndereceğiz. Evet. Bizim Fant diye bir markamız var biliyorsunuz. Bu markada satışını yaptığımız çoraplardan 500 lira değerinde özel bir hediye olarak göndereceğiz. Özel bir bambu paket. Çoraplar. Arkası silikonlu, güzel babet çoraplar, yün çoraplar. Çok keyifli olacak. Ben şimdiden heyecanlıyım. Bu videonun altına gelecek yorumları da ekstra merak ediyorum gerçekten. Ama sadece bu videoyla sınırlı değil tabii ki. Tabii biz tüm videolar. Tüm yorumlar
okunacak tekrar. Yeni baştan bir hatırlayacağız. Neler var, neler yok. Sonra belirlediğimiz kategorilerde size şıklar sunacağız. Yani şu an bunu izliyorsanız önceki videolara da yorum yapıp yapabilirsiniz, şansınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki. Keyifli bir etkinlik haberi vermiş olduk. Dışında da yine çok yönlü bir sürü bir şeyler yaptığımız dolu dolu bir gün oldu. Çünkü birkaç gün yağmurdan dolayı dediğimiz gibi kapalı kalacağız. Bugünü aktif geçirmeye çalıştık. Aynen. Bize eşlik ettiğiniz için, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.